Şimdi size öyle güzel bir uygulama yapacağım ki çoğu kişinin bilmediği, hatta çoğu kişinin bin bir emeklerle, zorluklarla yapabildiği bir yay tasarımı yapacağız sizinle birlikte. Ne demek istediğimi şimdi parçayı modelleyince anlayacaksınız. Şu genişliğime 50 diyorum. Ve kalınlık şöyle, burası da, hadi burası da 50 olsun. Ve bunu katılıyorum bir miktar. Ne kadar? 100 milimetre. Böyle bir şey. Şimdi bunun tam ortasından geçen düzlemi seçtim ve bu düzleme çizim açtım. Diyorum ki şöyle tam ortadan boylu boyunca bir çizgi. Escape dedim, çizimi onayladım. Şuraya da tekrar bir çizim açıyorum. Dik bak, çizgi komutu ve dışa kadar çizim ve onay. Sonra yüzeyleri daha görmediniz ama şöyle nerede sürüklenmiş yüzey. Profil bu. Yol bu. Okey. Seçenekler. Yolu takip et. Profil kıvrılması, yön belirt ve gel buradan devirler. 10, 20, 30, 40 işte neyse. Biraz daha sıklaştıralım. Tamam. 12. Şimdi hocam bu ne işimize yarayacak? Ne işimize yarayacak biliyor musunuz? Buradan iz düşme eğrisi alacağız. Çizim ve kesişim eğrisi. Yüzeyi sağ tıkla. Bakın şu slotun kendisine sağ tıkladım ve diyorum ki buradan teğetliği seç. Slotun tamamını seçti. Bir de gelip şu yüzeyi de katıyorum işin içerisine. Bu yüzeyin, bu seçmiş olduğum slotun etrafındaki kesişim eğrisini bana oluştur. Sağ klik ve onayladığım zaman, hatta şu şeyi, katı gövdeyi gizleyeyim. Yüzeyi de gizleyeyim. Ve böyle bir yayımı elde etmiş oldum. Şimdi gelelim bunu yay şekline dönüştürmeye. Geliyoruz. Nereden düzlem atamamız gerekiyor ilk başta? Bizim bu 3 boyutlu çevik açı, bu da şu an 3 boyutlu ama 3 boyutlu bir katı gövdeye dönüştürebilmemiz için bunun tam ucuna bir düzlem atamamız gerekiyor. Yay tasarım yapıyoruz şu anda. Değişik bir yay. Bu yay yayımızın tel kalınlığı da 2 milimetre, 3 milimetre olsun. Ve onayladım. Düzlemi gizle ve gel süpere kat oluşturma. Profil bu. Yol bu. Sağ klik onay. Bakın böyle bir yay tasarımımız olmuş oldu. Normalde bunu diğer türlü yapmak çok çok zordur. Ama bu şekilde yay tasarımımızı çok daha düzgün yapabilirsiniz. Ama siz dersiniz ki hocam biz yay yaptık iyi güzel ama şurada ek yerleri var, yani neden bu ek yerleri var, ben onları görmek istemiyorum derseniz şunu yapabilirsiniz. Birincisi, şuradan gölgeli moda geç dediğiniz zaman zaten oraları size göstermez. Bir diğer yöntem, yok ben burada kalacağım ama ısrarla oraları görmek istemiyorum dersen eğer, gelip şuradan 3B çizime gelirsiniz. Düzenle. Dik bak. Gerçi şöyle yapalım. Şunların hepsi ek olmasını sağlayan yerler. Hani az önce katı modelde gördünüz. Bunu istemiyorsanız şurada burada yok. Hemen şuraya gelip spline'ı oturt komutunu bulacağız. Şu. Hatta bunu tutup çekip Supply'nin içerisine bırakayım. Burada bir yere durdu. Tamam, önemli değil. Seçtim bu Supply'nin oturt komutunu. Ve şöyle bir kutu içerisine alıyorum. Şuradan kapalı Supply'nin tikini kaldırdım. Kapanmasını istemedim. Ve bunu onayladığımda bu eğrim artık tek bir eğri. Gördünüz mü? Tek bir eğri. Yapmam gereken
Onay. Ve bakın artık oradaki birleşme izleri yok. Gördünüz mü? Buraya kadar geldik. Bari bir de buna renk verelim. Hatta bu sefer şöyle yapalım. Renk demişken gerçekçi bir görünüm yapalım. Örneğin görünümler metal krom. Kromlu olsun, böyle parlak bir yay olsun. Tut, çek. Bırak. Gizle. Şuradan gerçekçi görünümü de açalım da bari. Heh. Şekil bu. Kaydet. Ne diyelim biz buna? Slot yay. Slot yay tasarımı. Okey. Ve kapat. Videomuz burada bitti.